İstanbul Kadıköy Fenerbahçe Terazi tesislerinden selamlar ve sevgiler. İstanbul Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Namık Seyhan Büyük Erkekler Ferdi Boks Şampiyonası yarı finallerinde heyecan dolu bir gün bizleri bekliyor. 60 kiloda kırmızı köşede Aslan Aslanoğlu Fenerbahçe, mavi köşede Mehmet Gül, Güleren Boks Kulübü'nün sporcuları bu karşılaşmayı birlikte izliyoruz. Bu önemli organizasyonda sunumda ben Nazmi Menteş, teknik analizde Murat Karaman, kamerada Ejim Menteş ile birlikte görev alıyoruz. Sizlere bu değerli mücadeleyi aktarmak, boks heyecanını evlerinize taşımak için buradayız. Şimdi ligdeki sporcularımıza başarılar diliyor ve güzel bir yayın temenni ediyorum. Ve sözü sevgili Murat Karaman hocamıza devrediyorum. Buyur hocam. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Yine güzel bir müsabaka. Fenerbahçe'den 60 kiloda Aslan Aslanov ve Güleren Boks'tan Mehmet Gül kardeşimiz müsabaka yapıyorlar. Aslanov kardeşimizin antrenörlüğünü Metin Gemici, Bedir Tulgar, Tuncay Varol, Tuncay Tavukçu, Enser Tatar yürütmekte. Şu anda müsabaka Fenerbahçeli boksörün biraz daha üstünlüğüyle geçiyor. Evet. Gümbür gümbür net yumruklar var hocam. Evet. Görerek ve gerçekten nizami yumruklar bulmaya çalışıyor. Güleren Boks Spor Kulübü sporcusu kardeşimizin de şu anda savunmada olduğunu görüyoruz. Bakalım ilerleyen dakikalarda ne göreceğiz. Evet, bir hayli tempolu bir maç. Aslan Aslanoğlu gerçekten isminin hakkını veriyor hocam. Evet, aynen öyle. Ama kendinden çok fazla emin gibi, ama biraz daha temkinli olması lazım. Gardının çok biraz emin, daha... çok emin, çok emin. Çok güzel bir karaciğer vurdu bu arada Aslan Aslanoğlu. Evet. Düz gard olmasına rağmen güzel karaciğerler vuruyor hocam. Evet. Her iki boksörümüz de düz gardlı. Aslan Aslanoğlu hem teknik hem sollarıyla çok güzel oynuyor. Distansa girmiş. Çok güzel sağ kroşe. Sol sol oynadı, birden ters garda döndü, sağ kroşeyi vurdu. Evet, tekrar. Vücuttan çok rahat dönüyor hocam. Sanki birden ters gard oluyormuş gibi birden vücudu çevirebiliyor. Ayaklar düz gard olduğu halde. Mutlaka hocam. Yani bu kardeşimiz bayağı tecrübeli bir... Bak, sol direkler çok seri. Çok güzel yumruklar vuruyor. Kontraları çok iyi. Tempoyu kendisi belirliyor hocam, farkındaysan. Aynen öyle hocam, evet. Ringdeki hakimiyeti şu anda... Ringin ortasında ringe hakim gayet, evet. Gerçekten bir resital, bir müsabaka seyrediyoruz. Fenerbahçeli Aslan Aslanov mükemmel derecede birinci raundu üstün diyebiliriz. Çünkü bu şu ana kadar yaptığımız, seyrettiğimiz maçların en belirgin galip tarafını şu anda seyrediyoruz hocam. Evet, bu arada Nazan Savaş ringin orta hakemi, aynı zamanda profesyonel boks müsabakalarda yönetebilen bir tecrübeli boks hakem arkadaşımız. Biliyorsun boks geçmişi de var Nazan hocamızın. Yani böyle tecrübeli hocaları da aramızda görmek bizleri gerçekten mutlu ediyor. Evet, şu anda hakemlerimizin hepsi öyle zaten. Ahmet hocam buyur. Evet, bu arada sağ olsun Ahmet Ali Şimşek hocamız aramıza geldi. Evet, Gong'la birlikte ikinci round başladı. Evet, şu anda gene Aslan Aslanov'un üstün gözüktüğü bir rounda giriyoruz. Gerçekten tek taraflı mükemmel bir maç seyrediyoruz. Yalnız ama... arada bir cevap da almaya başladı bu roundda hocam. Herhalde evet. Mavi köşe biraz kulağa çekilmiş olacak ki. Evet. Mavi köşenin köşesinde de tecrübeli hocalar var hocam. Hocaları evet. Mutlaka tecrübeli. Oo, çok güzel bir karaciğer biçene. Aslan hocam her türlü yazıyor be. Her türlü yumruk var farkındaysan. Evet. Bak, bütün yumruklardan resital gibi çekiyor. Aparkatın kaç yüzünü gördün, görüyor musun? Of, çok güzel karaciğer çene. Çok güzel bir karaciğer tekrar. Mükemmeldir.
Of harika, aşağılarda aşağıdan da yukarıdan çok güzel çalışıyor. Ve ders niteliğinde bir boks maçı izliyoruz arkadaşlar şimdi şu anda. Gerçekten mükemmel. Evet. Şu ana kadar seyrettiğimiz en zevkli müsabakalardan yine biri. Çok güzel. Oo, çok güzel. Çok güzel. Yine kuruşa. Bak hakemin tecrübesi de önemli. Bak maçı durdurmadı. Farkındaysan maçta bir süreklilik, yani maçı durdurmadan maça devam etmelerini sağlıyor sporcuların. Yoksa, sporcularımızın sağlık konusunda çok güzel, çok güzel düşmediği şekilde müsabakayı mutlaka devam ettiriyor hakemimiz. Güzel bir yönetim. Evet. Evet. Çok güzel bir karaciğer, direk yumruklar. Karaciğer çene. Evet, gerçekten istediği yumrukları evet, çok güzel, çok güzel. Antrenman yapar gibi maç çıkarıyor hocam. Şimdi şu anda kırmızı köşeden Aslan Aslanov. Yani böyle tecrübeli boksörlere karşı müdafaa, savunma yapmak gerçekten zor. Mehmet Gül kardeşimiz gerçekten iyi müdafaa yapıyor ama işte ataklarda karşısındaki işte, çok tecrübeli hocam, çok arada tecrübeli. Arada evet, arada çok ciddi farklar var. Evet. Aynen öyle. Yani açık vermiş olsa karaciğerden yatacak ve sağ tarafını resmen çürüttü diyebilirim yani. Aynen, katılıyorum hocam. İkinci round da bitmek üzere şu anda. Evet. Ya Mehmet Gül için hayatının en zor maçlarından birisi geçti diyebilirim. Ve gongla birlikte ikinci round bitti. Evet. Şu anda da başlayacağız şimdi. Şu anda arkadaşlar şu anda Fenerbahçe tesislerinde mükemmel bir atmosfer, mükemmel bir müsabakaya katılım var. Fenerbahçe'nin de şu anda bize yemek, sporcularımıza çaylarını, organizasyonu, misafirperverliği gerçekten mükemmel. Çok teşekkür ediyoruz. Yani kahvaltısından, öğlen yemeğinden tutun, bütün her şeyini sağlıyor sağ olsun. Misafirperverliğini gösteriyor. Biz de teşekkür ediyoruz. Yani hocam çayımız, çorbamız, her şeyimiz var o zaman yani. Şükürler olsun, şu anda aç değiliz. Yani dövüş deseler dövüşürüz bile değil mi hocam, ringe çıkıp? Yok, o kadar değil hocam. Değil mi o kadar? O gaza gelmem mi diyorsun bu yaştan sonra, bu saatten sonra? Yeter. Yeter diyorsun. Evet. Böylelikle Gong'la birlikte 3. ve son round hocam. Ne olur dersin son round'da? Valla son round bilemiyoruz tabii. Boks maçının ne olacağını kimse kestiremez baştan ama Fenerbahçeli kardeşimiz şu anda üstün götürüyor. Çok yani, tecrübeli hocam. Arada resmen tecrübe okunuyor ve çok rahat bir müsabaka sergiliyor. Evet. Tamamen katılıyorum. Ringin tek hakimi şu anda. Çok hakim, çok hakim. Evet. Rakip hakim, ringi hakim. Ama tabii fazla özgüven de pek iyi değil. Çünkü bu yaşanmış gerçekler. Evet. Bir ters yumruğa geldiğin zaman yumruk yerine bak kursa, hocam şimdi şu anda ona bak. Yukarıya çalışıyor. Aşağıyı açabilmek için yukarıya çalışıyor. Bak. Evet. Bak şimdi yukarıya çalışıyor. Unutturacak. Şimdi arkasına aşağıya kendini pozisyon hazırlayacak. Aşağıdan yukarıdan bu sefer çalışacak. Bak şimdi hocam. Hep yukarıda. Böyle zevkli maçı anlatması da zevkli. Olmaz olur mu hocam? Şimdi şu anda ben orada neyi yaşadığını biliyorum. Bak yukarıya çalışıyor. Bak. Bak arkasından kaleciyeri gördü. Görüyorsun hocam. Bak şimdi. Hocam zamanında bizler de yaşadık çünkü o ringde. Zaten şimdi şu anda yani o konsantrasyonda ben şimdi şu anda o maçı anlatıyorum. Şimdi şu anda kırmızının köşe yerinde kendimi görüyorum. Zaten bu bak evet. Seyrettikçe kendimizi evet. Miş gibi hissettiriyoruz. Evet, servis galiba. Artık hakem saymak zorunda kaldı. Nazan Savaş evet. Nazan Savaş. Fakat bu sayma sporcu dinlendirme anlamında evet. İyi bir şey hocam aslında. Sporcunun aleyhine değil de yine oluyor saymalar aslında. Ama rakibi gerçekten çok kuvvetli. Yok, bu
Ve bu arada Mehmet Gül, Mehmet Gül de gerçekten bir başkası olmuş olsa Mehmet Gül ondan maçı alır. Ama rakibi çok tecrübeli. Çok tecrübeli. Arada çok büyük fark var. Boksu biliyor. Yani evet. Kardeşimiz Türkiye Şampiyonası'nda 3 round bu round rakibin karşısında oynamak gerçekten büyük yetenek ister. Aynen öyle. Bak yumruk almadan 3 round öldürüyor şeyden önce. Çok güzel paratları var. Gelen yumruklar paratları alıyor. Tabii canım. Müdafaası çok iyi. O karaciğerlerden bir tanesini almadı vücuduna ya. Hepsini dirseklerinde eritti biliyorsun farkındaysan. Bu kadar baskıya rağmen, bu kadar yumruğa rağmen gene ayaktalar. Kondisyonlarından en ufak. Evet. Çok sert bir yumruk vardı bu arada. Bu yumruk çok sertti hocam. Evet, çok kontra geldi. Evet. O kadar yumruk aldı. Şimdiye kadar hiç sesini çıkarmamıştı. Evet. Yani 3 round gerçekten kardeşimiz iyi mücadele oyunu gösterdi. İyi dayandı yani. Evet. Kırmızı köşede Aslanoğlu. Orta hakem kararıyla müsabakayı evet galip olarak bitiriyor ve 60 kilonun finalisti oluyor. Finalist, evet. Tebrik ediyoruz. Tabii bu başarı sadece kendi başarısı değil. Bu kardeşimize emek veren Tuncay Varol, Tuncay Tavukçu, Metin Gemici, Bedir Tulgar ve Ensar Tatar kardeşlerimize de helal olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz kendilerini.